Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Layer Zero'dan ve üzerinde işlem yapabileceğimiz protokollerden bahsetmek istiyorum. Layer Zero farklı zincirlerin birlikte çalışa, birlikte çalışabilirliğini sağlamak üzerine kurulmuş bir proje kısaca. Şimdi burada 3 tane testnetten birkaç tane de mainnet'te işlem yapıyor olacağız. Bunlardan ilki USDC demo Burada Cüzdanımızı bağladığımızda cüzdanımızda bu FAUSET'i kullanarak token talep ediyoruz. Örnek olarak ETH'de buradaki cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Sonrasında ben robot değilim. Traktör doğruladık ve submit butonuna bastık bazen hata veriyor. Cüzdanımıza geçtikten sonra örneğin 0.1 gölleden Gölden Fuji Testnet'e na transfer ediyorum ben. Daha önce talep etmiştim. Gazlarda bir yoğunluk var. Onaylıyorum ve işlemim gerçekleşiyor. Burada farklı ağlar arasında transfer yaparak işleminizi gerçekleştirir bilirsiniz. Bu birinci bahsetmek istediğim testnet. Burada ikinci bahsetmek istediğim Trantor Network. Burada NFT'lerimizi başka ağa transfer edebiliyoruz. Ama bu daha birinci testneti bitti. Yakında ikinci başlayacak. Bunu açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Üçüncü bahsetmek istediğim de Holograph. da aynı şekilde NFT'lere Başka tarafa, başka A geçirmemize yarayan bir proje. Şu geçti. Burada görüyorsunuz bir Avalanche, iki tanesi var zaten. Avalanche ile Girl arasında USDC transfer edebiliyorsunuz. Burada hologram da aynı şekilde. Buradan ilk olarak bir NFT mintleyebilirsiniz. Mintledikten sonra da bu NFT'nizi örneğin şuradan seçiyoruz. da görünmüyor. Burada görününce buradan da diğer ağa seçip şuradan bay ve Fuji a olduğunda yani daha testnet aşamasında olduğu için bazen işlem yapılamıyor. Ben bunların linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi burada iki tane bahsetmek istediğim proje var. Bunlardan birincisi Aptos Bridge ve burada örneğin MetaMask'ımızı bağlayalım. Muhtemelen mainnet isteyecek bize. Buraya bağladık ve Aptos cüzdanımızı da bağlıyoruz bu Aptos cüzdanımızdan örneğin go to transfer alanına geliyorum. Buradan cüzdanımdaki tokenları seçip örnek olarak şu BNB'dekini seçiyorum. Max diyorum. Aptos ağına gönderebiliriz. Aynı şekilde buradan diğer ağları da Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche gibi ağları da seçebiliriz. Bunun bir benzeri de şurada liquidity swap üzerinde bulunan şunu main geliyorum. Bir de bu 2-3 dolarlık bir işlem ücreti gerekiyor bu hangi ağda bulunuyorsanız ethereum ağı hariç. Örneğin Arbitrum'da 3 dolarlık bir ethereum gibi. Bu da mainnet değilmiş. E, şuradan network deyip e, mainnet'i e, e, geçtim. Burada da e, şuradan örnek olarak USTC'ye buradaki hangi ağ olabilir? Ha, bu swap pardon. Şuradan bir içi seçiyorum. Bir içten. İzin veriyorum burada Ethereum ağındaki USDC'ye Aptus ağına gönderebilirim. tabi burada bir işlem ücreti olacak. Burada ben Arbitrum ağından Aptus ağına bir işlem göndermiştim. Bazı işlemler uzun süre biliyor, bazı işlemlerde kısa süre biliyor. Aptus ağına kullanırken köprü için ya bu likidi swapı ya da Aptus bridge kullanılabilir hem de layer üzerinde işlem yapmış olabilirsiniz. Burada diğer bahsetmek istediğim star gate. Burada da STG tokenları stake ederek vstg token alıyoruz ve şuradaki snapshot üzerinde oylamalar aktif olduğunda oylamalara katılacağız. Ben burada Ethereum mainnet üzerinde kilitleme yaptım ama burada burada baktığımızda Arbitrum, Binance Smart Chain, Avalanche üzerinden de stake yapabilirsiniz. Buradaki transfer özelliğini kullanarak bu ağlar arasında da tokenlar geçirebilirsiniz. Son bahsetmek istediğim de Angle Money. Burada da cüzdanınızı bağlayıp örneğin swap butonuna basıyoruz. Burada Ethereum'daki DAI'yi Euro'ya çevirebilirim. Buraya borç alıp borç verebilirim. Depozit yapabilirim. Şu alanları da kullanabilirim. Bu sayfayı da açıklama kısmına bırakıyorum. İnceleyebilirsiniz. Benim için önemli olan buradaki Liquidity Swap'ı önemli görüyorum. Hem Aptos tarafından hem de Layer Zero hem de diğer ağlar arasında bir köprü olduğundan dolayı kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.